Şimdi İtalya'ya uzanacağız. İtalya'da 7 tur boyunca Cumhurbaşkanı seçilemedi ve kaos ortaya çıktı. Bu kaosu sona erdiren eski Cumhurbaşkanı, daha doğrusu mevcut Cumhurbaşkanı diyelim, Sergio Mattarella'nın adaylığı kabul etmesiydi. Tam bir siyasi kriz çıkıyor derken İtalya'da ikinci kez deneyimli siyasetçi Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturmuş olacak ya da oturmaya devam edecek. Murat Çınar Skype attığımızda. Murat merhaba. Merhaba Burak, nasılsın? İyidir. Hep konuşuyorduk hafta içinde de bağlanmamız gerekecek mi, ne oluyor, ne bitiyor, kaç tur diye. Sonunda oldu. Neler yaşanıyor İtalya'da? Sonunda oldu. Yine bir yaşlı bir erkek herkesin yardımına koştu ve krizi durdurdu. 7 tur geçti senin de dediğin gibi. İtalya'da 1009 kişiden oluşan büyük seçmenler aracılığıyla oylama yapılıyor. Meclis, senato ve yerel hükümetlerin temsilcilerinden 1009 kişi birleşiyor ve ilk 3 turda 673 oya ulaşmaları lazım Cumhurbaşkanı'nı seçebilmeleri için. En az 50 yaşında olması lazım ve siyasi hiçbir şekilde engelinin olmaması lazım. Yalnız böyle bir şey olmadı. 4. turdan itibaren yarısından bir oy fazlası yetiyordu. Yalnız ne merkez sol koalisyonu, ne merkez sağ koalisyonu, ne de ki ortada kendini temsil eden, tanımlayan partiler bir türlü ortak bir isimde buluşamadı. Merkez sağ koalisyonu ilk önce seçimden 1-2 gün önce aslında eski başbakan, çok tartışmalı bir aday Berlusconi'nin kendi bireysel adaylığıyla sahneye çıktı. Bu pek zaten dikkate alınmadı. 1-2 gün sonra da Berlusconi geri çekildi. Yalnız ilerleyen günlerde seçim turları sırasında merkez sağ 4 tane aday önerdi. Bunların ikisi de kadındı. İlk defa İtalya'nın belki bir kadın cumhurbaşkanı olabilecekti. En çok oy alan ve en çok dikkat çeken merkez sağın sunduğu kadın aday şu anda ekranlarda gördüğümüz Casellati. Yani senatonun başkanı. Yalnız çok tartışılabilir bir isim o. Çünkü Berlusconi'nin bütün siyasi mücadelesinde ve hukuki sorunlarında hep Berlusconi'nin yanında olmuş ve merkez solun kesinlikle istemediği bir adaydı. Dolayısıyla kriz kısacası turlar aşılırken daha da büyümeye başladı. Ve merkez solun diyalog çağrılarına merkez sağ cevap vermemeye başladı. En sonunda liderler dün sabah gittiler Sergio Mattarella'ya, 80 yaşındaki cumhurbaşkanımıza. Dediler ki ne olur bir kez daha seçelim seni. 7 yıllığına seçelim, 87 yılına kadar cumhurbaşkanlığı yap. Ne yazık ki bundan önce ilk defa bir önceki cumhurbaşkanında olmuştu. 2006 yılında seçilen Napolitano 2013 yılında bırakmıştı. Ve aynı şekilde Sergio Mattarella'nın dediği gibi artık yeter ben yapamayacağım demişti. Yalnız yine meclis bir cumhurbaşkanını seçemediğinden dolayı tamam hadi yine ben göreve gelirim dedi. Yalnız 2 sene sonra 2015 yılında yani görevinin bitmesinden 5 sene önce sağlık sorunlarından dolayı istifa etmişti. O sırada Mattarella seçilmişti ve şu anda yine buna çok benzeyen, hatta aynısı diyebileceğimiz bir durumla karşı karşıyayız. Bugün Mattarella'ya oyun sonuçları götürüldü. Sizin de ekranda gösterdiğiniz gibi Fico ve Casellati götürdüler. Dediler ki biz sizi seçtik, ne diyorsunuz? O da küçük bir basın toplantısıyla durum çok vahim. Ülkenin ciddi acil sorunları var ve çözülmesi gerekiyor. O nedenle daha önce verdiğim karardan geri adım atıyorum ve görevi kabul ediyorum dedi. Perşembe günü yemin etmesi bekleniyor her şey yolunda giderse. Bir de şunu söylemiş, onu da izleyiciye aktaralım. İkinci kez seçilmem demokratik olarak çok doğru olmaz demiş. Onu kayıt olarak düşmek lazım. Şunu sormak istiyorum. Ciddi bir endişe olmuş bizim anladığımız, buradan takip edebildiğimiz kadarıyla. İtalya'da bir siyasi kaos mu yaşanıyor diye. Aslında o kadar da büyük bir kaosa benzemiyor dışarıdan bakınca ama İtalyanlar neden böyle hissettiler? Yani aslında şovsal bakımdan çok ciddi bir kaos yok. Yalnız İtalya'nın uzun süredir içinde olduğu ve çıkamadığı bir üretimsizlik sorunu var politik hayatta. Bakın biz yaklaşık bir 15 senedir seçimler sırasında başbakan olmayı vaat eden ve ondan sonra seçimleri kazanan liderlerin başbakan olmadığı hükümetler tarafından yönetiliyoruz. Bu çok sorunlu bir durum. Monti hükümeti olsun, Letta hükümeti olsun, en son Conte, hatta Draghi hükümeti olsun, bunların hiçbiri seçim sırasında aday olmamış insanlar. Aynısı bu son pratikte de oldu. Yani siyasi irade, halkı temsil etmesi gereken irade mecliste bir türlü uzlaşamıyor, konuşamıyor, ortak isimler bulamıyor. Yani bir sürekli bir teknik, siyasi açıdan değil
ama teknik çözümler üreten bir siyasi parti sistemi var. Bu halkta seçim sistemine ve partilere çok büyük güvensizlik yarattı ki en son yerel seçimlerde %42'ye inen bir katılım vardı. İtalya siyasi tarihinin en düşük rakamı. İşte bu kriz aslında çok önemli bir kriz. Böyle okursak kaostan bahsedebiliriz, evet. Murat Çınar, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi günler. Evet, Murat Çınar İtalya'da yaşananları bize anlattı. Ama biz de haberimizi hazırladık. Şimdi haberimizi izleyelim. İtalya Cumhurbaşkanlığı ne olacak? Nasıl seçildi? Ondan sonra devam edeceğiz dış politika turumuza. İtalya'da partiler bir hafta boyunca Cumhurbaşkanı adaylarında anlaşamadı. 7 tur boyunca Cumhurbaşkanı seçilemedi. Seçimde Temsilciler Meclisi, Senato üyeleri ve bölge yönetimi temsilcileri oy kullandı. Ama hiçbir ittifak ya da parti gerekli oy için diğer partileri ikna edemedi. Cumhurbaşkanı adayında anlaşılamayınca seçmenler isyan etti. Ülkede istikrarsızlık ve kaos endişesi hakim oldu. Seçim öncesinde ikinci dönem görev yapmak istemediğini açıklayan Sergio Mattarella üzerinde anlaşılan isim oldu. Siyasi partiler 80 yaşındaki Mattarella'dan İtalya'nın kaosu aşabilmesi için fedakarlık istedi. Siyasi partilerin talebini Mattarella'ya Başbakan Mario Draghi iletti. İkna olan Cumhurbaşkanı 8. tur oylamasında oyların %75'ini aldı. Mattarella, İtalya'da 1946'da Cumhuriyet'in ilanından bu yana iki dönem üst üste Cumhurbaşkanlığı yürütecek ikinci kişi olacak. Deneyimli siyasetçi, kurumların saygınlığına zarar vereceği endişesiyle ikinci dönem görev yapmaya sıcak bakmıyordu. Şimdi sizi Fransa'ya götüreceğiz. Yıllık enflasyon bir önceki sene 0.5 iken bir sonraki sene 2.8 olunca işçiler, memurlar ve emekliler sokaklara döküldü Fransa'da. Hem yüz binlerce Fransız hayat pahalılığını protesto etti, hem de bir yandan da hayat pahalılığının yaşam standartlarını düşürmesine isyan etti. O protestolara gidelim hep birlikte. Yüz binlerce Fransız sokağa çıktı. Enflasyon, hayat pahalılığı ve düşen alım gücünü protesto etti. İşçiler, memurlar ve emekliler gösterilerde başı çekti. Nisan'daki Cumhurbaşkanlığı seçimine haftalar kala temel endişe satın alma gücündeki zayıflama. Ülke çapında 170 noktada Fransızlar sokaktaydı. Asgari ücretin artırılmasını istediler. Ev kirası ve çocuk yardımlarının artırılması çağrısında bulundular. Başkent Paris'teki protestolarda sendika liderleri söz aldı. Solcu Cumhurbaşkanı adayı Jean-Luc Mélenchon da sokaktaydı. Gösteriye iki haftadır grevlerine devam eden öğretmenler ve lise öğrencileri de katıldı. Marsilya'da 2500, Lyon ve Rennes'de 1500'den fazla kişi sokaktaydı. Lyon'da sendikalar "zenginliği yaratan bizim emeğimiz" pankartları taşıdı. Fransa'nın doğusundaki Besançon şehrinde göstericiler "satın alma gücümüz izne çıktı" dövizleri taşıdı. Sendikalar ücretlere yapılan %2.8'lik zammın hayat pahalılığını karşılayamadığını savundu. Fransa'da yıllık enflasyon son yılların zirvesinde. Yıllık bazda %2.8 olsa da sendikalar özellikle enerji fiyatlarına gelen zammın hayata etkisinin daha fazla olduğunu savunuyor. Geride bıraktığımız haftada İstanbul kara teslim oldu. Kardan en çok etkilenen mekanların başında da İstanbul Havalimanı geldi. Özellikle de turistler geceyi İstanbul Havalimanı'nda geçirmek zorunda kaldı. Görevliler onlara karton dağıttı ve onlar da isyan ettiler. Otel istediklerini söylediler. Şimdi dışarıdan bazı haberler geliyor İstanbul Havalimanı'nda yaşananlarla ilgili. Bu haberimiz Rusya'dan. Rusya'da savcılık, Moskova savcılığı kar yağışı nedeniyle uçuşları iptal olan yolcuların hakkının ihlal edilip edilmediğini araştıracak. İstanbul'da kar hayatı felç etti. Akıllarda kalan görüntülerin çoğu İstanbul Havalimanı'ndan geldi. Uçuşlar ya iptal oldu ya saatler ötesine ertelendi. Havalimanında mahsur kalanlara üzerinde uyumaları için kartonlar dağıtıldı. Turistler otellere yerleştirilemedi, durumu protesto ettiler. Aha. We need hotel.
Otele ihtiyacımız var sloganları attılar. Daha sonra pasaport polisinin turistlerin bulunduğu bölgeye gittiği anlar sosyal medyaya yansıdı.